Ben tekrar o son dakika gelişmesine dönmek istiyorum. Ee, İsmail Dükel'in de haber verdiği, Şu, şimdi Onur da onu hemen gönderdi. İşte Hamas diyor ki, ben diyor Gazze'de beş günlük bir ateşkes olursa, 70 e, rehineyi diyor serbest bırakırım diyor. Ee, böyle bir teklif sunuyor, 5 günlük ara ver diyor ben 70 rehineyi bırakayım diyor. Kabul eder mi İsrail bunu? Abdullah evet. Bey. Yani evet. daha önce de, Etmez mi? Yani öncekinde şöyle bir şey vardı. Hamas 4 gün dedi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail 2 günü kabul ediyor dedi. Sonra İsrail dedi ki 1 gün. Sonra <laughs> İsrail bunu da kabul etmedi. Peki Yunus bu 5 gün ateşkes istiyor Hamas 70 rehine karşılığında. Bu Amerika'da nasıl yankılanır? Henüz son dakika gelişmesi bu çok yeni bir haber. Ee, senin bir tahminin var mı? Yani Amerikan tavrı ne olur buna karşı? ABD'nin istediği zaten en az 72 saatlik bir duraklamaydı. Bunun karşılığında bazı rehinelerin çıkarılmasıydı. Ee, bu Hamas'ın teklifi ABD'nin İsrail'e kabul ettirmeye çalıştığı tekliften çok da farklı değil. E, dün de şöyle bir e, salıvını dinledim, e, ulusal güvenlik danışmanı CNN'e çıkmıştı. Şunu dedi, şunu söyleyebilirim ki İsrail'in de dahil olduğu yoğun müzakereler sürüyor. Katar ve ABD bu müzakerelere katılıyor. Bir parantez, Katar'da, Doha'da CIA direktörü Burns, e, Mossad şefi Barnea ve Katar Başbakanı'nın geçtiğimiz hafta görüşmeler yaptığı da söylenmişti. Mısır ve diğer ülkeler de devreye giriyor. Buradaki amaç kayıp. 9 Amerikalı yani kayıp dediği esir tutulan 9 Amerikalı ve kayıp bir yeşil kart, green kart sahibi de dahil olmak üzere tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için müzakere masasında gerekeni yapmaktır diyordu. Yani bir müzakereyi sürdürüyor zaten ABD. İsrail adına orada Hamas'la, Hamas'a da Katar aracılık ediyor. Peki, şimdi o zaman ben şöyle bir izlenim aldım. Bilmiyorum sen ne dersin. Şimdi bu ee, Katar'da bu görüşmeler yapılıyorsa CIA, Mossad falan hepsi oradalarsa ee, Hamas da Katar'da var biliyoruz bunu. Ee, bütün bu parçaları birleştirdiğimde Hamas'ın bu teklifini biraz e, gerçekçi bir teklif olarak görüyorum ben. Yani sanki Hamas Amerika, İsrail'i daha da sıkıştırsın diye bunu son anda bir son dakika gelişmesi olarak ortaya attı. İşte İsrail'de hani sizin söylediğiniz gibi ben işte şehrin içine giriyorum, bunları kuşattım, ilerliyorum deyip durmayabilir. Çünkü 5 gün uzun bir süre ABD hep şunu söylemişti. Tam bir ateşkes Hamas'ın toparlanmasına yeniden saldırılar düzenlemeye hazır hale gelmesine sebep olur diyorlardı. Hani buna kapıyı tamamen kapatmışlardı. İsrail buna yanaşmazsa, İsrail'i e, baskı altına alacak bir ABD yönetimi var mı? O da yok. Ama şu kesin ki ABD içerideki rehinelerini çıkarmak istiyor. Başından. Peki yani 70 rehine teklifi İs İsrail kamuoyunu da hareketlendirebilecek bir teklif. Yani e, kadınlar, çocuklar var bu rehineler arasında. E, yani belki Hamas hem Amerika'ya hem İsrail kamuoyuna yönelik Oraları hareketlendirmeye yönelik yapabilir, yapabilir bu teklifi. Yani ben biraz bunu böyle bilmiyorum Abdullah Bey ne der? Şey, Çok stratejik bir. Psikolojik üst. Bak bunu teklif etti, ya, İsrail reddetti diye psikolojik üstünlük hamas. Şimdi bir geçirir. tarafta hastane vuran, çoluk çocuk öldüren bir İsrail, öbür tarafta rehineyi vermeye hazırız diyen bir hamas. Şimdi hamas dünya kamuoyunda savaşın ilk günlerinde kendisi aleyhine oluşan algıyı bir biçimde. Kırmaya ve dağıtmaya çalışıyor. Ama Hamas da şunu biliyor. Niye beş gün? İsrail'in kabul etmeyeceğini biliyor. 3 gün der, 2 gün der, bir gün der. 70 rehineyi 5 günde ne yapacaksın? Teker teker mi göndereceksin? Peki 5 gün, Hamas'ın 5 günlük bir toparlanmaya mı ihtiyacı var acaba? Yoksa hani şey nedir? 5 günde de toparlanamaz ama belli ki bir süre ihtiyacı var, bir nefes almaya ihtiyacı var. Şimdi İsrail mesele bence şöyle yaklaşıyor. Eee... Gerek insani yardımlar, gerek rehinelerle ilgili süreçler İsrail'in stratejik menfaatlerine veya stratejik planına hizmet etmeli. Şimdi bununla ilgili bir sıkıntı görüyorsa doğrudan doğruya bir şekilde şerh koyuyor ve kabul etmiyor. En başta ne dedi? Bir gün kabul ederim dedi. O bir gün dahi kabul etmedi sonrasında. Hamas ne demişti? Dört gün istiyorum demişti. Dört gün verirse ama hatta Amerika'lar ara bulucu oldular. İşte İsrail iki günü kabul ediyor falan gibi bir takım cümleler kurdular. Temel sahip bence rehine meselesinden ziyade Ahmet Bey burada işte mücadele alanındaki hassasiyetler. Zaman İsmail Bey'in dediği gibi psikolojik savaş yapıyorlar yani. Ya karşılıklı hamle yapıyorlar. Hayır ben hamle ben olaya psikolojik yani savaş. Moral üstünlük kazanma. Hayır sah sahadaki hassasiyetler. Şimdi Hamas. Eğer İsrail tarafı bu bir günlük, iki günlük, dört günlük veya beş günlük bir e, geçici ateş keste, eğer İsrail ordusu üzerinde bir etki ortaya koyabilecek bir toparlanma, yeni pozisyonlar alma gibi bir takım kabiliyetler geliştirebilirse İsrail tarafı hayır kesin olmaz diyor. Yani temel belirleyici bence sahadaki fotoğraf. Peki, bir, 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 bir dakika, basit soru sormak istiyorum. Hamas'ın buna ihtiyacı var mı? Hamas'ın buna ihtiyacı var mı? E, belli ki var. Savaşı soğutacak. Beş günlük ara. İsrail'in buna ihtiyacı var mı? Aslında en güzel soru bu biliyor musunuz? İsrail'in de ateşkesi ihtiyacı var. Çünkü o da toparlanma ihtiyacı var. Çünkü sahadaki askerlerini bir şekilde dinlendirmeye veya değiştirmeye ihtiyacı var. Ama yokmuş gibi. Asları abi. yüzünden pahalıya mal, mal olacağı için hayır diyor şu an. Peki Amerika bastırır mı Yunus? Amerika Birleşik Devletleri zaten 72 saatlik bir ara için bastırıyordu. Ama saat kaç baktığımızda bu gerçekleşti günü. mi? Gerçekleşmedi. Yani şimdi şöyle yeni durum şu. Bak adamlar 70 rehineyi serbest bırakacaklar kadın çocuk. Deme e, şansı var şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani eli güçlenmiş. Ama eli güçlen... bir önceki planda da vardı hani bir önceki planda da Amerikalıların çoğunluğunun çıkacağı 10 tane var. Hatta bir bazı haberler altısı Amerikalı olacak deniyordu. Evet. Ama tamam Amerikalar da zaten istiyor ama İsrail'e söz mü geçiremiyor? Hayır, hayır. O yani o planda Hamas yok ki. Rehineler Hamas'ın elinde. Hamas bırakacağım derse bırakır. Yani Hamas'ın konuşması gerekiyordu. Şimdi Hamas konuştu. 70 rehineyi serbest bırakıyorum diyor Hamas. Yani bu Amerika'nın Tezini güçlendirmez mi ya? 70 70 kişinin canını kurtaracağız. Hadi Hamas. deme şansı elde etmiş olmayacak. Hamas da onun için yapıyor zaten. Tamam ben de onu anlıyorum. Is, Aynen. Israel, Taktik bir şey Israel, yani. tabii. İsrail bu kabul etmez sahadaki sıcaklığı soğur. Söylüyor. Hamas soğutmaya çalışıyor. İsrail o sıcaklığı devam ettirmek Yunus istiyor. Yunus bir şey söylüyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer hatır, yanlışsa düzeltin. Hamas bunu zaten bir süredir söylüyordu. İşte şu kadar bırakalım ara olsun. Yani Netanyahu bu Yok, ben, düzenli Hamas olarak reddetti. Şöyle Hamas önceden dedi ki biz bırakmak istedik ama İsrail kabul etmedi. Ahmet Bey burada birkaç şöyle sorun var. Yani niye yet beş gün? Hamas çünkü bu rehineleri özellikle batıdaki imajının düzelmesi için çok önemli bir koz olarak kullanıyor. Askeri nedenle değil yani. Değil. İkincisi bu rehineler farklı bölgelerde olduğu için o gün getirip teslim edebilmek için beş güne ihtiyacım var diyor. 5 gün olursa bu senin çıkarımın mı? benim e, aldığım bilgi 5 gün olursa ben bu rehineleri getireyim hem farklı yerlerde hem farklı milletlerden rehineler var. İkincisi Hamas'ın da bir talebi var. O çok gündeme gelmedi. İsrail hapishanelerinde olan 178 kadın ve çocuk. Öncelikli olarak onlar da bırakılsın. Buna karşılık istiyor Yani mu ben bunu tabii. tabii 70 zaten kişi karşılıklı. oraya bırakacağım. Yani, Hamas bunu yaparsa. Kerem Şalım kapısına olur. bırakacağım abi, o ben bunu. doğru şey Sen de bu kadın ve çocukları bırak ama Hamas bu kadın ve çocukları gazzeye almak istemiyor. Zaten gazzeye gelen ölüyor. Bunu Ürdün mü alacak? Mısır mı alacak? Ya da Mahmut Abbas yönetimi <laughs> mi alacak? Bu da daha müzakere Yalnız, ediliyor. Burada... Peki Yunus. Katar'daki Katar'daki o işte diyorsun ki CIA var, Mossad var, hepsi orada toplandılar, konuşuyorlar falan. Oradaki müzakerelerde bu 5 gün ara 70 rehineyi serbest bırakma. Belki orada pişirildi bu iş. Ha bakın bir de şu bilgiyi vereyim bu arada. Brad McGurk, bu YPG'nin PKK'nın mucidi o da bölgeye geliyor. Hatta geldiği gelmiş olduğu söyleniyor. Şimdi sırasıyla bakalım. Blinken geldi. Blinken ayrıldıktan sonra CIA direktörü geldi. CIA direktörü ayrıldıktan sonra McGurk geliyor. Yani burada bu görüşmeler sürekli devam ediyor. Hatta McGurk'ün Katar'da birkaç Arap ülkesine geleceği söyleniyor. Bunların hepsi bölgede ama bu süreçte hiçbir başarı sağlanmadı henüz bu müzakerelerde. Yani CIA direktörü bölgeye geldiğinde 10 gün önceydi. Hani bayağı bir süre geçti zaten o geleli bölge. Bu arada El Kassam Tugayları sözcüsü e, Ebu Ubeyde yapmış bu açıklamayı. Şimdi bu Ebu Ubeyde'nin açıklamasının detayları geldi. Onur gönderiyor. Şöyle. Katarlı arabulucular 200 Filistinli çocuğun ve 75 Filistinli kadın esirin serbest bırakılması karşılığında senin söylediğin evet. Abdülkadir. Gazze'de tutuklu bulunan İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması için çaba gösterdi. Katarlılar, bulucular bunun için böyle bir çaba sarf etmişler. Yani 275 Filistinli İsrail'deki eee hapishanelerdeki 275 Filistinliyi siz bırakın. Biz de elimizdeki 70 e, İsrailliği serbest bırakalım rehineyi. Evet. Katar bunun için arabuluculuk yapmış, çaba sarf etmiş. Ancak İsrail bundan kaçıyormuş ve esirlerin öldürülmesini, öldürmeyi hiç umursamıyormuş. Ebu Bey de diyor bunu. El Kassam Tugayları sözcüsü. Ee, ve bu arada bir bilgi de eklemiş. Yine Ebu Bey de diyor ki geçtiğimiz günlerde İsrail'in bir bombalı saldırısında e, bir kadın rehine hayatını kaybetmiş. Onu açıklamış. Demek diye. ki onu Gazze'nin içinde tutuyorlarmış. Evet yani evet, öyle, bir, öyle bir. Ya önemli. bunlar tabii evet. şimdi karşılıklı bir büyük şeyin içindeler. Propaganda savaşının da içindeler. Aynı yani tabii 70 rehineyi serbest bırakmayı taahhüt ediyoruz cümlesinin içinde bir kadın rehinin öldüğünü de söylüyor. Söylüyor. Evet, evet. yani. Aynen. Baskın unsur olarak kullanıyor. Tabii ki. Özellikle yani bunu yani siz diyor böyle bombalamaya devam ederseniz Rehineler de ölecek demeye getiriyor. Hatta o ö, yani. o Hatta ölen rehine, ölen rehinenin ses kayıtlarını ölmeden önce aldıkları ses kayıtlarını yayınlıyorlar. Biraz Batı'yı, İsrail'i ateşkese zorlamak için de bu rehine kozunu kullanıyor. Bu şeye de bir koparılıyor. Peki kapı beş, be, ben şöyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok özür dilerim. Söyle. Ya estafla, ya bu İsrail'in böyle bir durup e, havanın normale dönüp belki yani bunun bu işin bitmesi ve iletişim yolunun açılmasına da vesile olabilir. Abi ara, beş gün ara bunu sağlayabilir. Gibi ben de tam onu söyleyecektim mi? Melik. Ben 5 günlük bir aranın savaşın bütün atmosferini dağıtacağını, Değiştirir. soğutacağını. Abi. Hani biz 5 gün dinlendik. Tamam hadi kaldığımız yerden devam yapamazlar Olmaz. bunun psikolojisi. Olmaz havayı değil. İsrail onu başka kabul bir şey daha söyleyeyim. Ona. Şimdi Çünkü o, Netanyahu o, o, 4 saat ki, önce attığı tweet'te zafer'e kadar savaş diyor. Ola ki 5 günlük ara. Şimdi Hamas'lılar tünellerden çıktılar Ellerinde kaleşlerle İsrail askerleri gözüktüler. Ateşkesi nasıl uygulayacaklar? Onu bilmiyorum artık onu. Ateşkesi <laughs> onu, onu yapmazlar Onu Katar'daki yani. arabulucular <laughs> düşünsün bana ne yani. Ama şu, yani gelen haberler biraz sanki bu iş olabilecek gibi. Yani Amerika'nın İsrail'e bu konuda baskı yapmaya başladı. Amerika 5 gün olmazsa bile 3 gün olur. Olabilecek ha, gibi Ahmet. Evet, Çünkü Amerika rehineleri istiyor. istiyorlar. Yunus sende var mı kaynaklarda yani biraz böyle hani Amerika bu işi bastıracak. 5 gün olmasa bile 3 gün filan bir ateşkes olabilir filan gibi bir hava görüyor musun sen? Benim e... Tam olarak anlayamadığım şey şu, ABD eğer 3 günlük ara için bastırıyorsa ki bastırdıklarını söylüyorlar, başkanın rehineleri evlerine getirmekten daha büyük bir önceliği yok diyorlar ve oturuyorlar kalkıyorlar bir şey sonuca ulaşılmıyor. Burada ABD gerçekten İsrail'e söz geçiremiyor mu? Yoksa biz rehineleri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Amerikan halkı müsterih olsun derken İsrail'in hiçbir ara vermeden, hiçbir şekilde hani orada bir boşluk oluşmadan operasyonlarında devam etmesine göz mü yumuyor. Evet. Bu Vallahi, da, o da, o da e, bir soru işareti. Yani Yunus hani tereddütlü söylemesine e, rağmen ben şunu söyleyebilirim. Amerika gerçekten 72 saat, 72 saatlik bir ara istiyor. E, nereden biliyorum? Hakan Fidan biz... Günlerce konuştuk Melik. Şöyle Hakan Fidan konuşulduk konuşulduk görüşmesinde orada. sevgili Yunus e, ha... Sayın Fidan diyor ki bu Humanitarian paustan kastınız ne diyor. O da diyor ki askeri 72 saatlik bir ateşkes diyor. Ve bu konuda da biz talepkarız. Bunu İsrailleri de söyledik diyor. O yüzden en az 72 saat konuştu. Amerika samimi çünkü kendi vatandaşları da var reyine olarak. Bu arada e, Netanyahu kim hatırlattı az önce Netanyahu'nun konuşmasını? İsmail abi. İ, yani İsmail Bey hatırlattı. Şöyle diyor 3 saat önce ya bu ne bir operasyon, ne yeni bir tü, tü, tur. Bu sonuna kadar gidecek olan bir savaş. Eğer Haması bitirmezsek geri gelecekler falan diye böyle askeri birlikleri de gitmiş, ziyaret etmiş. Evet. Bu arada Onur bu görüntüler nedir? Yeni mi? Ha. Evet. Bu Hamas'ın yayınladığı görüntüler bunlar. Yani biz İsrail'i aha böyle vuruyoruz görüntüleri. Yani şu anda ekrana geliyor. E, yani tamam o şey olduktan sonra. Ben bir yandan da şu an canlı yayınlanan Beyaz Saray e, basın toplantısını dinliyorum. Orada Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan konuşuyor. Hani gündeme getirecekler mi bu işte e, rehine değişimi e, ateşkes gibi bir şeyleri? Ona, ona da bakıyorum yani bir gözüm e, orada. Gelir şu ana kadar gündeme gelmedi mi? Şöyle bir şey oldu. Onu da ekleyeyim hemen araya sıkıştırayım. Bu e, helikopter kazasında ölenleri e, savaş zayiatı olarak değerlendirir misiniz dedi. Ya bizim dünyanın her tarafında askerimiz var. Bazen trajik olarak böyle e, eğitim zayiatları oluyor. Ondan dolayı savaş zayiatı demem dedi. Orada da bir e, var yani net bir devlet politikası. Biz bunların savaş kaybı olarak görmüyoruz diye. Demin siz üç gün beş gün dedikçe yani o kadar trajedi oldu ki 10 gündür üç günü beş günü konuşuyoruz. Öyle şarkı sözü gibi oldu. Bir Erzurum türküsü var. Gelme ecel gelme, 3 gün ara ver. Üç günden ne çıkar, beş gün ara ver. aşağıdan gelirem diye bir şarkısı vardır Erzurum. Bunlar hikaye ya. Bu arada... Kalıcı tel ateş kesimi diyorsun. Telavibe bakana. düşen roketler yangına Olması neden olmuş. Da. Onun görüntülerini yayınlıyorlar Ahmet Bey. Yani bu roketler telavibe kadar ulaşmış. O da söylediği şey. kapasitesi var. Şimdi onun görüntülerini yayınlıyor. Bizim medyada da... O Hakan abi sen var. kayıp var mı? Ka i̇sabet etmiş. Bir yerleşim mi? merkezine Üç gün isabet etmiş ama o henüz o yönde Bilmiyorum. bir bilgi yoktur. Ha? Ya İsrail yapamayacağını anlayana kadar saldıracak. Demiş, o televizyon yakınlarında mıdır değil midir ona bakıyor evet. arkadaşlar. Ee, tey teyit edilmeyen görüntüleri şey yapmayalım söylemeyelim. Yani 38 gün sonra hala telavi O tamam onu söyledi. Yani evet, evet. önemli. Bizim Ser Serdar Er e söyledi. Evet. Onu biz de sen de hatta altını evet, çizdin. evet, evet hatırlıyorum.